Zikzak züp züp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onun sesi, bu onun felsefesi. Çalışır orman için ailesi dostlarıyla, el ele hep birlikte. Uba uba katıl sen de bize. Uba 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 marşu pilame. Uba 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 marşu pilame. İstilacılar. Uzay korucusu Isidor bildiriyor. En son gözlemlenen olay 67 saniye önce oldu ve o zamandan beri görüş alanıma giren bölümde kayda değer hiçbir şey olmadı. Isidor, şurada uyumaya çalışıyorum. Hadi sen de yat artık. Geldiler! Geldiler! Isidor! Geldiler! 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 Yaşasın! Geldiler! Gözlerimle gördüm. Işıklı bir cisimle gökyüzünden Sazlı Nehri'nin orada bir yere indiler. Aferin sana Isidor. Saçmalıkları sayesinde sinekliğin parçalandı ve her yerim ısırıldı. Yapma lütfen. Sivrisinek ısırığıyla kıyaslayamazsın bile bunu. Yeter artık Isidor. Bu uzaylı istilası konusundan hepimiz çok sıkıldık. Şşt, şşt, şşt. Zoe'yi daha yeni uyuttum. Ses çıkarmayın. Hepimiz çok yorulduk. Baba. Sakın lütfen. Bir gece uykusuz kaldık diye ölmeyiz değil mi? Ama baba hayalperest oldu. Ormana düşen ufa saçmalığı yüzünden sabah kadar bizi uyutmadı. Neyse sıcak bir kahve beni kendime getirir. Önce bunu içeyim sonra da iş başına. Baba hamaktan inebilmek için iplerini kesmek zorunda kaldım. Evet arada olur böyle şeyler. Dün gece sizin için bu kaskları yaptım. Bir dakika bu kutuları nereden buldun? Erzak dolabından iki tane kalmıştı. İyi de bunların içi doluydu. Onları ne yaptın? Mısırım nerede? Orada. Bütün mısırlarımı küçük marsulara vermiş. İleride uzaylılar beynini kontrol etmeye kalktıklarında bana teşekkür edeceksin. Burada uzaylı yok Isidor. Kendini uzaylı olarak gören tek kişi sensin. Şu anda ormanda bir UFO var diyorum. UFO ne mi Marsu? Tanımlanamayan uçan cisimlere UFO deniyor. Ama laf aramızda ben tanımlayabildim. Ne marka olduğunu bile biliyorum. Koda'nın filosundan yıldızlar arası uçan gemi. Lütfen biri şunu söstürsün, dayanamıyorum. Yani benimle ormana gelip onları aramak istemiyor musun? Hayır, senin gibi tanımlanamayan bir cisim arayacağımı burada kalmayı tercih ederim Isidor. Peki ya sen Iris? Benimle gelmek ister misin? Ha? Ha? Neden anlamıyorum. Uzaylıları aramak için kimse benimle ormana gitmek istemiyor.
Opa, opa. Opa. Dünyalı insanların düşünce sistemleri çok tuhaf. Ay, ay, ay. Hey Marsu dur. Marsu dursana. Nereye gidiyorsun? Hey Marsu. Tamam. Tamam yavaş. Tamam. Baba. Ne oldu tatlım? Zoe mi uyandı yoksa? Isidor ve Marsu ormana uzaylıları aramaya gitti. Ben de onları takip edeceğim. Tamam tatlım ama çok dikkatli ol. Kendini tehlikeye atma. Isidor! Isidor! Marsu! Marsu beni bekle! Bir dakika, nereye bakman gerektiğini biliyor musun? Aa, tamam anladım. En azından ne aradığını benden iyi biliyor. Hay aksi! Nereye gitti bunlar? Marsu. Marsu anladığım kadarıyla orada. Yaşasın. Sonunda onu buldum. Olamaz. Saldırgan bir uzaylı yaratığı. İmdat! İmdat Marsu! Harika. Termodinamik giysim mahvoldu. Ormandan hiç hoşlanmıyorum. Ne oldu Holly? Her şey yolunda mı? Hayır, her şey yolunda değil. Giysim yırtıldı ve böcekler beni canlı canlı yemeye başladı. Boş ver böcekleri. Sana verilen görevi yap. Duydun değil mi? Holly? Alo? Evet, duydum. Ormandan, böceklerden ve hayvanlardan hoşlanmıyorum. X1'i bul Holly. Nerede olduğuna bak. Yeter artık. X1'in kontrolden çıkmasına neden olan ben değilim. Tarayıcıyı çalıştır. O ne diyor? Dediğine göre X1 şu an bulunduğum yerin hemen önünde bir noktada. Buldum. Ellerinde korkunç uzay silahları var. Isidor, tamam sakin ol lütfen. Kim, nerede, ne yapıyor? Tane tane söyle. Uzaylı. Uzaylı. Korkunç yaratık gibi daha önce hiç görmediğimiz türden bir yaratık hem de. Bak o da hissetti. Yürü hadi. Tanımamak için insan şeklini almış. Ne oluyor? Nedir bu maskaralık? Böcekler yetmiyormuş gibi bir de çocuklarla mı uğraşacağım? Kim olduğunuzu söyleyin. O insan taklidi yapan korkunç bir uzaylı ve Marsu'nun beynini kontrol altına almış. Bu kadar saçmalık yeter. Ben uzaylı değilim. Buraya bir bilim araştırması için geldim. Adım Holly Paris. Peki burada ne arıyorsunuz?
ben bir bilim insanıyım, keşif yapıyorum, araştırmacıyım, botanikçiyim, zooloğum ve böcek uzmanıyım. Böcek uzmanı, yani entomolog musunuz? Aa, evet, doğru. Lütfen şuna beni rahat bırakmasını söyler misiniz? Nefes almakta zorlanıyorum. Lütfen. İşe bak, sürdüğüm ilaç tüm hayvanları uzaklaştırıyor ama bu büyük tüylü yaratığa hiç sökmüyor. Onu eve götürmenin iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Zaten o da gelmek istemedi. Neden ısrar ediyorsun? O itiraf etmek istemiyor olabilir ama ormanda kaybolduğu belli. Bu yüzden ona yardım etmeliyiz. Hah, çok güzel. Sırtımızı döner dönmez beyinlerimizi denetim altına almaya kalkacak. Tıpkı Masu'ya yaptığı gibi. Aa, demek doğruymuş. Gerçekten ormanın ortasında oturuyorsunuz. Ne kadar ilginç. Ahsavanın kalbinde şirin ahşap bir kulübe çok etkileyici doğrusu. Beğeneceğinizi biliyordum çünkü. Burası gerçek bir araştırmacının evi. Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Evet. Ubi? Hı? Ah. Ubi, ubi, ubi! Ne? Bu ne bi? Umarım her ikisi de yeterince evcilleşmişlerdir. Aa, harika, çok hoşuma gitti. Tıpkı Robinson ailesi gibi. Evet, öyle. Ama biz kazazede değiliz. Buraya kendi isteğimizle geldik. Kendi adına konuş. Evet, ben araştırmacıyım. Nadir bulunan değerli şeyleri arayıp bulmayı severim. Bu yüzden buraya aradığım şeyi bulmaya, daha doğrusu bulmak istediğim harika, şeyi... Harika, kesinlikle harika. Bak ne diyeceğim Holly. Öğle yemeğini bizimle yer misin?